Adana'ya her geldiğimizde işte ya Adana kebap yiyorsunuz, ya yağlı kare yiyorsunuz, ya kabuk arası yiyorsunuz. Biz onların hepsini bir tabakta toplayalım istedik. Senin de dediğin gibi biraz modern dokunuş atacağız. Umarım Adanalılar beğenir. Tabii ki. Şey yapacağız. Yağlı kare var biliyorsun. Her evet. Kebapçıda meşhur. O yağlı kareyi özel bir teknikle pişirip onu anlatacağım. Nedir o teknik? Bu aslında şeflerin çok kullandığı ama çok bizim mutfaklarımızda tanımadığımız bir teknik. Sous vide diye geçiyor. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi eti alıyorsunuz. Özel vakum poşetleri var. İçerisinde harmanlamak istediğiniz bütün lezzetlerle vakumluyorsunuz. Buranın mevsimi bambaşka. Buranın mevsimi değil. Bizim oranın mevsimi. Biraz marulumuz var. Yemeklerde çok kullanmıyoruz ama bugün farklı olsun diye kullanmak istedim. Burada 11 baharattan oluşan bir domates çektirmesi var. Tam yemeğin ismini söylemedim galiba. Yağlı kara, külbastı, çökertme kebabı yapacağız. Onu söylüyordum. 147 restoranın satış raporları geliyor ve ilk 3'e giren yemeği şimdi burada söylemeyeyim. Bütün şefler çalar ama ilk 3'te şey var. Çökertme kebabı var. Yani mutlaka ilk 3'e giriyor. Ben de. O yüzden biz de onu şimdi farklı yorumlayacağız. Burada sade bir yoğurdumuz var. Baharatlı yoğurdumuzu tam ortasına koyacağım. Unutmayın bu çökertme kebabının farklı bir yorumu. Daha sonra burada 11 baharatlı bir domates sosumuz vardı. Sayın derseniz sayabilirim ama uzatmayalım. Hızlıca sayalım bence, onu atlamayalım. Tuz, karabiber, limon kabuğu, kekik, biberiye, sarımsak, kimyon, kakule, kişniş, kaç oldu? Sayamak parmağını yok. 9 mu oldu? Şimdi sıkmayayım onu, atmayayım onu ama. Sonra şey yaparım. Domates sosunu sürdük. Kaşım. Buradaki bu karışık otlarla bir yatak yapacağım üzerine. Burada bir sosumuz var, şalgamlı. Tabağın yanına atacağım. Çökertme kebabına en son olarak ne girer? Patates cipsi girer. Değil mi? Gencik yığılmış patates girer. Evet, patatesin olduğu her yeri çok seviyorum ben. Yani hangi yemekte olursa olsun ve nasıl olursa olsun her türlü kabulümdür patates. Bunun üzerinde patatesle kapatacağız. Karıştırın. Her şeyden biraz alın. Muhteşem olmuş. Karıştıramıyorum çünkü şöyle ekip arkadaşlarımdan bir uyarı geldi. Tabağın görselini almadık, fotoğraf çekmedik, daha fazla ilerlemeyin Yeliz Hanım dediler. Çok ayıp. Fotoğrafı çekip gömeceğim ben bu tabağı. Çok teşekkürler, ellerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Her zaman geliriz, seve seve.